İyi bir stratejiyi sadece geliştiren kişilerden öğrenebilirsiniz. Clash of Clans stratejileri konusunda daima güncel içeriklerle CG Köse her gün YouTube'da. Sevgili dostlarım hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosu videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber biliyorsunuz belediye binası 11 turnuvası düzenlemiştik. O turnuvanın birincisi olan Buğra arkadaşımızın 3 adet güzel şekilde kupa düzeni ve turnuvalarda kullanabileceğiniz düzenleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Gerçekten mükemmel derecede iş yaptı. Bunları canlı yayında da hepimiz izledik. Sizler de izlediniz biliyorum. Çoğu arkadaş bunları izlemiştir. Biz de istedik ki bu arkadaşımızdan rica ettik. Şu düzenleri alalım. En azından arkadaşlara da paylaşalım. Onlar da yararlansın. En azından klan savaşlarında kullansınlar. Ligde kullansınlar. İşlerinize yarayacağını düşündüğüm için kendisinden rica ettik ve aldık arkadaşlar. Teşekkür ediyorum kendisine. Gerçekten güzel derecede de iş yapacak düzenler. Bunları tek tuşla arkadaşlar link aşağıda açıklamada mevcut. Oradan linklere tıklayarak köylerinizi uygulayabileceksiniz. Hani herhangi bir efor sarf etmeyeceksiniz. Sadece linke tıklayacaksınız. Köyünüze uygula diyeceksiniz. Olay bitecek arkadaşlar. Hemen kurmuş olacaksınız. Bu kadar basit. Öncelikle kanalımıza yeni gelen dostlara bir hatırlatma yapmak istiyorum. Günlük olarak kaleşe okunan şirketlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Her gün içerik üretmeye çalışıyoruz sizler için. Bunlar için kanalımıza abone olabilir. Kanalımıza yeni gelen dostlar da like atabilir arkadaşlar. Hemen İlk düzenden başlayalım arkadaşlar. Şuradan hemen savaş düzenlerime geliyorum. Etkin düzenimi görüyorsunuz. Buradan tasarım düzenleme modumdan size de açıklayacağım. Aç düzen 1, düzen 2, düzen 3 diye arkadaşlar devam edecek düzenlerimiz. Bunu hatırlatma yapmak istiyorum. Açıklamada göreceksiniz. Şu an incelediğimiz düzen 1 zaten. Gördüğünüz gibi bu şekilde anti 2 yıldız diyebiliriz aslında. Giren arkadaş maksimum 2 yıldız alır, 3 yıldız bile. Ha şunu da söyleyelim de arkadaşlar ben şimdi köyleri açıklıyorum. Yani bazı arkadaşlar şunu diyecek. Abi ben bu köyü fullerim, ben şunu yaparım, bunu yaparım. Abi o zaman turnuvaya katılaydın, adamı yeneydin. Yani biz turnuvaya katıldık, adamın düzeni nasıl iş yaptığını gördük. Yani bizzat adam sonuç itibariyle hemen hemen 16 kişiden 16, 8, 4, 2 finale kaldı yani. Doğru gün fullyen görmedik. Fullyen de süreden kaybetti. Onları söylemek istiyorum. Tabii ki şu da var. Oyunu sağlam şekilde ve düzenli şekilde oynayan adam her halükarda her düzeni üçler yani. Gidip de yani kendinizi ön plan atmak için ben şunu fulllerim, ben bunu fullerim diye diyen arkadaşlar olacak. Ondan dolayı bu şekilde yorum yapacak arkadaşları şimdiden tamam baş tacı, tacıdır ama Ondan dolayı görmezden gelebilirsiniz. Bunu söylemek istiyorum. Tamam ilk düzenimizle başlayalım. Buracım bu arada teşekkürler. Düzenler gerçekten efsane. Şuradan bakıyorum. Belediye binamızı ana merkezden biraz daha üst tura almış arkadaşımız. Çevresini Büyücü Kulesi ve Okçu Kulesi ile çevirmiş. Bu arada savunmanız ne kadar full olursa arkadaşlar düzen okular iş yapar. Yani bunu da belirtelim. Binaya gelmek zor olsun diye burayı genel olarak depolarla çevirmiş gayet güzel mantıklı bir yöntem. Hava patlatıcılar da sağlı sollu olarak aşağı ve yukarı baktığını görüyorum. Gayet güzel mantıklı bir hareket. Kendisinin tamamen kendi oluşturduğu düzen midir bilmiyorum ama genelde savaşta ben gördüğümde arkadaşlar çok takıldı. Yani kraliçe yürüyüşleri bile zor olan bir düzen olarak gördüm. Kartal topunda bir alt kısımda klan kalesiyle belediye binasının ortasına almış durumda. Yani pardon altına almış durumda. Güzel şekilde iş yapıyor. Hemen baktığımda eksi da burada görüyorum arkadaşlar ben bunları fulllemiştim zaten güzel şekilde duruyor. Burada dekorlarım var dekorları kurmamışım. Hemen şuraya biraz dekorlarımı da kurmak istiyorum. Köşelerde sağlı sollu kalsın biraz daha estetik durur diye düşünüyorum. Hemen şunları da şuraya koyalım. Evet bu sezon gelen tomruğumuzu kuralım. Evet şunu da belediye binası 14'le gelen ve iskeledimizi kuralım. Şuraya da PK heykelimizi de nereye kursak? Tamam şurada kalsın arkadaşlar. Ben bu şekilde düzenlemiş oldum. Güzel bir düzen olduğunu düşünüyorum. Ben ben şöyle size de son bir defa gösterdikten sonra dilerseniz ikinci cüze düzene hemen geçelim. Kaydedelim abi bunu. Son dekorlarımızı kurduktan sonra kaydetmek lazım. Evet, ikinci düzenimize hemen gelelim arkadaşlar. Bakalım ikinci düzeni bizlerle nasıl buluşturmuş. Bir görelim. Aynen arkadaşlar, anti yıldız düzenlerden biri daha. Şöyle bir kenara çektiğim noktada belediye binasının alt kısmı almış giren arkadaş belediye binasını rahat bir şekilde alsın demiş arkadaş. Buradan ben bunu anlıyorum. Zaten köydeki dağılma sistemini gördüğünüzde 3 yıldız almasında, 2 yıldız alırsa sıkıntı yok düzeni aslında. Yani anti 2 yıldız diyebiliriz kısacası. Genel olarak çevreye baktığımda. da. Kartal topuna biraz ulaşmak zor olsun diye 3 adet duvar buraya koymuş. Açıklıkta bırakmamış. Direkt yaklaşıp da kartal topunu hemen etkisiz hale getirmemek için. Çevreyi gördüğümde belediye binasından çıktıktan sonra buradan depolara ulaşılacak. Bakıyorum. X yaylar şu üst kısımda gördüm. Hemen okçu kraliçeyi bu noktada gördüm. X yaklaşmak biraz daha zor olması açısından bunu yapmış ama. Mantıklı bir yöntem. Cehennem kulesine baktığımda tamamdır. Tekliği almış cehennem kulelerini. Demek ki genelde havadan saldırı alıyor. Belediye binası 11'de genelde karadan da saldırı çok gelebiliyor ama bu tamamen sizin tercihiniz arkadaşlar. Cehennem kulelerini değiştirebilirsiniz. Ya da birini çokluya birini tekliği alabilirsiniz. Tamamen size odaklı bir sistem. Ama ben genel olarak düzeni gerçekten hoş bir düzen buldum. Yani bir kullanın bir deneyin bakalım deneyimlerinizi alt kısma yazın yorumlara yazın. Abi birinci düzen bende iş yaptı ikinci yapmadı veya üçüncü yaptı birinci yapmadı gibi yorumlarınızı yazabilirsiniz. Güzel düzenlerden biri daha olduğunu düşünüyorum. Hemen şuradan dekorlarımı tekrar kuracağım arkadaşlar. Şuraya da bir tane meşalemizi de şu ucu atalım. Estetiklik sağlasın. Kartal topunun orayı biraz zengin gösterelim. Çevresini kaplayarak Evet Türk bayrağımız da orada güzel. İskeletimizi şuraya koyabiliyor muyuz? Koyuyoruz. Buraya bir adet de meşale. Çok güzel. Şuraya da bir tane 10 numara 5 yıl. Ah ve koyamadım. Tekrar geliyorum. Şuraya meşalemi yerleştirdikten sonra tamamdır. Çok güzel durdu. Hemen bunu da kaydedelim arkadaşlar. Üçüncü düzene seri şekilde geçmek istiyorum. Evet. Üçüncü düzene etkin hale getirelim. Ve bakalım nasıl bir düzen nasıl iş yapacak. Tasarımı düzenleme modundan köye ziyaret etmiş bulunuyorum. Evet arkadaşlar şimdi görüyorsunuz abi bu ne kadar dandik bir düzen dediğinizi duyar gibiyim. Ama bunu demeden önce bence bu düzenle bir savaş yapın. Veya bu düzeni bir köyünüze uygulayın arkadaşlar. Bir mücadele alsın bir arkadaşınız. Daha sonra dönün. Abi gerçekten ulan dandik duruyor ama ne iş yaptı be dediğinizi eminim duyacağım yani. Onu bir yazın yani gerçekten merak ediyorum. Evet belediye binasını üst kısımda görüyoruz. Genel olarak biliyorsunuz elektrola bile girerseniz belediye binasını her halükarda çıkartınız. Sağdan soldan da iki yıldızı her halükarda tamamlarsınız. Burada sıkıntımız yok. Zaten bu düzenlerde biliyorsunuz rakip her zaman için 2 yıldızı rahat bir şekilde alır. En kötü ihtimal yapacağı şudur. Zevklerini bırakır belediye alır. Çevreden %50'yi tamamlar. 2 yıldızı her düzende alırsınız. Yani bunda sıkıntımız yok. Ama turnuvalarda veya liglerde kesselerde Abi amaç 2 yıldız değil biliyorsunuz. 3 yıldız. Rakibe 3 yıldız vermeyeceksiniz. Veya siz 3 yıldızı kesin alacaksınız. Yani siz rakibe yıldız kaybettirdiğiniz takdirde düzeninizle beraber alacağınız yüzdeyle bile üst tur atlarsınız. Veya Ligde adama bir yıldız kaybettir kaybettirirseniz bile bir yıldızla savaş kazanılıyor. Adamlar üst tura atlıyor yani öyle düşünün. Düzenin gerçekten bu noktada çok önemi büyük. Ondan dolayı düzenlerden biri de bu arkadaşlar size sunacağım. Güzel derecede iş yapacağını düşünüyorum. Hemen biz de ne yapalım? PK heykelimizi şuraya kuralım. Şu sağ kısma şu şelalemizi yerleştirelim. Valla burayı biraz zengin tutmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Türk bayrağının dibine bir meşale atıyorum. Hemen şuraya da bir meşale attım. Evet. Ne yapıyorum abi? Şu köşeye iskelet heykelimizi attıktan sonra meşale ile alt kısmı biraz desteklersem daha güzel duracak ama ha şu köşeye bir tane atarsak daha güzel olacak abi. Sen de gel. Sen de şu köşeye gel. 10 numara 5 yıldız. Tamamdır. Bunu da kurduktan sonra 3. düzen olarak da bu sizlerle beraber arkadaşlar. Şimdi ben belirlemek istediğim düzeni sizlere göstermek istiyorum. Benim kullanmak istediğim düzen bu birinci düzen arkadaşlar. Yani aslında ikinci düzen de fena değil. Aynen ya ben birinci düzeni belirleyeceğim. Birinci düzen kalmış. Bu arada Rusça bir arkadaşımız kanalımıza abone olmuş. Şu an yayına birden yansıdı onu denk geldim. Tamamdır. 3 adet düzenimiz bu şekilde arkadaşlar. Ben de zaten bu şekilde devam ediyorum. Yeni düzenlerle sizlerle beraber olmaya çalışacağım. Yeni videolarla sizlerle beraber oluyoruz zaten arkadaşlar. Günlük olarak klişe okuran içerikleri gelmeye devam ediyoruz. Mutlaka like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Evet CGK sahilisi bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ekranda gördüğüm videolardan yeni videolarımızı izleyebilir. Güncel videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.